Şimdi biz Hakan Akın'la geçen sene Ekim ayında bir Doğru. röportaj yapacaktık. Evet, olmadı. Aslında benim yapmaya çalıştığım şey Kurtlar Vadisi röportajları kapsamında Tayfun Sal'la beraber bir röportaj yapmak istiyordum ama ikinizin zamanları uymadı. Sizin müsait olduğunuz zaman da Tayfun abinin bir işi Evet, çıkmıştı. müsait olmadı. Evet, onun müsait olduğu zaman siz olmamıştınız. Sizin de biraz uzayınca ben de Tayfun abiyle yapayım, daha sonra yaparız diye böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Şimdi biz Hakan Akın'ı biraz yakından tanıyalım. 35 Tabii ki. seneden fazla oldu galiba, değil mi? Bu işi başlayalım. 40'a doğru gidiyoruz. Oh, maşallah. Biraz bahsetse kendisinden Hakan Akın. Tabii ki. Ben Ankara doğumluyum. 1965 Ankara'da doğdum. Liseyi Cumhuriyet Lisesi'ni bitirdim. Bitirdi bitirmez bir tiyatro kursuna girdim. Ankara Sanat'ın o zamanlar kursları vardı. Özgür Ozan'la ben Laç Selami'deki benim yıllardır çocukluk arkadaşımdı. Onunla birlikte Ast'ın kurslarına girdik, kazandık ve oradan bu yola başladık. Tiyatroyla başladık. Seslendirmeye geçişimiz 84 sonu oldu. Sınav açılmıştı. O dönem girdik. O dönemle başladı. Bugüne kadar da devam ediyoruz. Ankara Ekin Tiyatrosu'nda çalışmışız. Çalıştım. Kül Rengi Sabahlar'da oynadım. Faruk'la birlikte. Ondan sonra tekrar Ast'a geçtim. Ankara Sanat'a bir küslüğüm vardı. Başka bir şeylerden dolayı. Ama sonra tekrar istediler. Tekrar oraya geçtim. 2000 yılına kadar Ankara'daydım. Ama Ankara'da hem seslendirme bitti, hem tiyatro bitti, hem sanat bitti sayılır. Çünkü seslendirme TRT'nin en yoğun olduğu dönemlerdi. Tek kanal olduğu dönemlerdi. Çok çok iyiydi. Ki hala bugün o dönem kazandığımız parayı aldığımızı söyleyemem. Bu kadar açıkça söyleyebilirim. Her şey çok iyiydi. Ortam iyiydi. Ustalarımız vardı. Onlardan bir şey öğreniyorduk. Ki o zamanlar makara bant dönemiydi. Yani şimdiki gibi teknoloji yoktu. Şimdi tek kişi giriyoruz. Karşımızdakinin ne konuştuğunu duymadan, nasıl tonladığını duymadan dublaj yapıyoruz. Ha, şöyle zamandan kazanıyoruz ama eski zevki kaldı mı? Kalmadı. Çünkü eskiden filmin dublajından bir hafta önce toplu prova yapılırdı TRT'de. Yukarıda. O makara bant eğer bir kere koparsa o büyük bir sorundu. O yüzden herkes çok titiz bir şekilde provasını yapar. Kayıt başladığı zaman da hiç aksamadan tık diye giderdi. Ben şey hatırlıyorum, geçen sene hani dediniz ya aynı anda girmiyoruz dublaja. Tabii. Arabalar çizgi filminde, animasyonda Mater, Osman Gidiş, ondan sonra siz seslendirdiniz tabii onu. Yaz fragmanda Yekta Kopan yoktu. Başka bir ses vardı. Onu sormuştum size. Valla biz farklı zamanlarda girdik, bilmiyorum demiştiniz, hatırlarsanız geçen sene. Bilmiyoruz. Şirketler değişti. İşte dediğim gibi herkes birbirinden koptu. Yani kimse benden önce kim vardı, nasıl konuştu, ne etti bilmeden öyle kayıtlar alındı. Ama dediğim gibi tek kanal dönemi en zevkli dönemiydi dublajın. Ki o zamanlar Türkiye dünyada sıralamada ikinciydi dublajda. Çok çok iyiydi yani. Ki ustalarımız o zamanlar çok iyilerdi. Çoğu aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Toprakları bol olsun. Onlardan Amin. çok severdik. Sanatı öğrendik, insanlığı öğrendik, ahlakı öğrendik, dublajın güzelliğini öğrendik. Bugün hala dublaj yapabiliyorsak onlar sayesinde yapıyoruz dedim. Peki kim vardı ustalardan? Ankara ve İstanbul için ayrı ayrı sormak istiyorum. Ben en çok Kimin tedrisi altından geçti Hakan Rüştü abi, Rüştü Asyalı, İslami Betil, Akın? Lemi Bilgin, Tarık Ünlüoğlu, Erol Kardeşsizi, Ertan Savaşçı, Altan Erkekli, bir sürü insan zaten o dönem Ankara'daydı ve iyi sanatçılar da Ankara'daydı. Sakın İstanbul'da alınmasın buna. Ama o zamanlar yoğunluk Ankara'daydı dublaj. O şey işte Köle İzaro dizisi dönemleri. Çünkü günde bir herhalde bir 10-15 bölüm o diziden alınıyordu ve çok yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Gece 2'lere kadar çalışıyorduk ama dediğim gibi çok zevkliydi. Bir odada toplantı odamız vardı. Birlikte çayımızı içiyor, sohbet ediyor. Sıramız gelince de kayda giriyorduk. Hocalarımızla konuşuyorduk. Onlardan bilgiler alıyorduk. Yani çok keyifliydi, çok güzeldi. Yani şimdi güzel mi derseniz
Sadece teknolojik olarak güzel. Yani giriyorsun, hızlı bir şekilde yapıyorsun, duruyorsun, çıkıyorsun. Zaman kaybı yok. Tek güzelliği o. Ama ben isterdim ki yani mesela başrol, iki başrol konuşuyor. Yan yana oturalım ki birbirimizi duyalım, hissedebilelim. Onun güzelliği çok farklı çünkü. Çok başka bir şey. Siz şimdi tabii Ankara Ekin Tiyatrosu dediniz, aklıma Bülent Yıldıran geldi. Rahmetli. On çalıştınız mı Bülent Yıldıran'la? Bülent abi en çok hem tiyatroda çalıştım hem seslendirmede birlikteydik. O zaten bu işin ustasıydı. Onun yaptığı bütün filmler, çizgi filmler hala kulağımızda ve hala bugün bile Bülent abinin sesini duyuyoruz. Yani. Nusret Çetiner vardı tabii de. Nusret abi vardı. Başka, şimdi şu an aklıma gelmedi, unutmuş olabilirim. Kim vardı başka? Ertan Savaşçı vardı. Sungun Babacan. Sungun Baba, Sezai abi vardı. Haldun Boysan vardı. Bizim kuşaktan. Dediğim gibi hepsi gitti ama ses hala devam ediyor kulaklarımızda, televizyonda. Çünkü telif, o zamanlar telif olmadığı için bu şeyler sürekli yayınlanıyor. Sürekli yayınlandığı için de seslerini duyuyoruz. Şimdi dediniz ya, sadece şu anda zaman kazanıyoruz. Öncesinde şey var, hem zamanla beraber, öncesinde tabii bir zaman kaybı oluyordu ama bir samimiyet vardı. Şu an kimin karşınızda kimin konuştuğunu bilmiyorsunuz falan diye. Bilmiyorsun. Şimdi bu piyasanın şu anki durumu nasıl? Biraz bu konuya girelim. Çünkü seslendirme bizim takipçilerimizden de çok var, ilgi duyan. Dışarıdan da size de çok mesaj geliyordur. Dün mesela Boğaçan Sözmen Evet. bir gönderi paylaşmıştı. Onun öncesinde Rıza Karaağaçlı paylaşmıştı. Onun öncesinde İlham Erdoğan paylaşmıştı. Şöyle telefon ediyorlar. Mesela sizin sembol seslendirmede, sağ olun, Al Pacino'nun bir rolü. Bana bu Al şekilde Pacino. seslenir misiniz? Bu şekilde video gönderir misiniz diye. Aslında seslendirmeye de ve seslendirme sanatçısına da bir ilgi var. Ve bu işi yapma hevesinde olan bir sürü insan var. Şimdi bunlar doğrultusunda ben açıkçası şu an piyasanın durumunu merak ediyorum. Birincisi, piyasanın gerçekten seslendirme sanatçısına ihtiyacı var mı? Yani iyi sesler olursa var ama şu anda zaten İyi belli bir sesten kapasite kasıt var. nedir? Yani bu işin gerçekten iyi eğitimini almış, okulundan mezun, yani tiyatrodan mezun, konservatuvardan mezun kişiler geldiği zaman tabii ki ihtiyaç var ama şu an zaten piyasanın kapasitesi belli. Şu an yeterli sayıda. Yani zaten stüdyolar dışarıdan şu an fazla kimseyi almıyor. Gel dublaja başla, işte ilerlet işini. Çünkü öyle bir zaman yok, öyle bir zamanları da olmadığı için ihtiyaç duymuyorlar. O şey dedin hani Rıza'nın olayını işte ben Walking Dead'de Negan'ı konuşuyorum. Bana günde 600-700 tane bana Negan sesiyle doğum günün kutlu olsun, doğum günün kutlar mısın? Veya bana bir Negan sesiyle küfreder misin diye sürekli mesaj geliyor. Küfür Ya istiyorlar. küfür istiyor. Ben dedim ki onlara bakın ben bu işi para kazandığım için yapıyorum. Yani hani bir tane olur da rica eden yaparsa ama günde 500 tane geliyor. Ve bu isteyen insanlar şunu anlamıyor. Biz bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Dediğim gibi şu anki kaliteye geldiğimiz zaman da çok kötü değil. Ama hala 90 öncesi dublaj kalitesi gibi değil. Çünkü o zamanki ustalar çok farklıydı. Yani biz o zamanlar bir filme gerçekten 120 dakikada alırdık yani. Herkes içeri girdiği için, herkes birbirini duyduğu için ve tonlamasını duyardın, nasıl söylediğini duyardın ki senin tonlaman senden bir öncekine aykırı olmasın, uysun. Ya abi, özür dilerim şimdi yorumlarda. Ne yazılmış ben Şimdi konuşacağım gözünü şimdi. görmüyordum ama. Birisi yazmış, demiş ki abi Recep İvedik'i niye yavşadı yazmış. Ya bu nedir? Ya. Şimdi rolle gerçeği çok karıştırıyoruz. Bir o var. Şimdi oyuncunun kendisine gidip rolünle alakalı yakıştırma yapıp sanki oyuncu gerçek hayatında da böyleymiş gibi. Bu rolün ötesinde başka roller için de söylüyorum. Yani biz mesela sallıyorum, Emin Olcay'ı biliyorsunuz. Ömer Baba rolünü oynuyordu. Şimdi Ömer Baba'yı oynuyor.
normal yaşantısında Ömer Baba gibi birisi olmayabilir. Yani orada müezzin oynuyordu, içkisini içen, ne bileyim şey, hatta başka rollerde de oynuyordu. Böyle bir adam olmuş olabilir. Ömer Baba'ya bak, içki içiyor falan diye adama gidip yazı yazıyorlar vesaire. Biraz böyle karıştırıyoruz galiba. Biz oyuncuyuz. Biz her şeyi oynamak zorundayız. Oynarız. Yani biz o kişiliği bürünmüyoruz ki. Yani biz o kişi değiliz. Sadece oynuyoruz. Ve ben sokağa çıktığım zaman ya, kaç yıl önce çekildi Recep İvedik? Hala oradan replikler atıp sataşanlar var. Veya Recep ben hani İvedik yanına gel 2007 idi galiba. 2007 ya da 2008 olması galiba lazım. Hı. yanına gittiğim zaman sohbet etmek için bazen çekinenler de var. Yani ne bana da müder gibi. Yani hakikaten insanımız çok garip ya. Çok garip. Ama Çok iyi. sevmişler. Yani önemli olan şu. O rolü sevmişler. O sahne en çok akıllarda kalan sahne. Recep İvedik birden. Demek ki ben görevimi başarıyla yapmışım. Bu benim için önemli bir şey. Yok Sonra yok, gerçekten. Sivas. İyi. Tabii. Dün Dernek 2'de Sivas Belediye Başkanı mesela, o da çok sevildi. Ama ben o filmde o diyaloğu yapmak için bir arkadaşımla yaklaşık 15 gün çalıştım. Yani önemli olan bu. O role girmek için ne gerekiyorsa gidip çalışacaksın, bakacaksın, inceleyeceksin. Zaten tiyatroda da önemli olan her şeyi gözlemlemek. Yani bir kedi nasıl yemek yiyor, nasıl kaşınıyor, bir ayakkabı kunduracısı o mesleğini yaparken o çiviyi nasıl çakıyor. Hep gözlem. Bunları yaparsak işte o zaman mesleğimizi çok daha iyi icra edebiliriz. Şimdi ben Recep İvedik filmine gelmeden önce, ben az önce söyledim, şimdi Düğün Dernek, İşler Güçler, Kardeş Payı, Çalgı Çengi. Selçuk Aydemir'in çok sevdiği bir oyuncusunuz siz galiba. Evet, onunla ilk daha bu film piyasasına girmeden önce bir şirkete bir iş yapmıştık. Orada tanıştık. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Tüpraş işiydi. Selçuk işini çok iyi yapan biri. Oyuncuyu serbest bırakır, hiç karışmaz. Kafasında ne varsa o zaten belirlemiştir. O sahne nasıl olacak? Ve dediğim gibi oyuncuyu rahat bıraktığı için oyuncuyla yönetmen çok iyi anlaşıyor. Genelde de filmlerinde benimle bana göre bir tip çıktığı zaman hiç tereddüt etmez. Hakan abi oynar mısın der. Ben de seve seve oynarım. Hakan abi de öyledir. Birçok yönetmenle çalıştım. Hepsinde de dediğim gibi oyuncuyu rahat bıraktıkları zaman, çünkü oyuncu öbür türlü kasılıyor. Yani çok baskı olduğu zaman yani bırak bir denesin oyuncu. Belki birinci de başarılı olmayabilir ilk çekimde ama ikinci de üçüncü de çok daha iyi bir hale geliyor. Tabii sinemayla Şimdi Tiyatronun farkı şu. Sinemada hata yaptığın zaman geri alabiliyorsun. hı. Tekrar çekiyorsun. Ama tiyatroda öyle bir şansın yok. Bir kere çuvalladın mı geriye dönüş şansın yok. Nasıl toparlarsın? Ufak bir böyle hani tülü atla bilmem ne derken diğer sahneye geçersin. Tiyatro dediğim gibi farklı ve ben tiyatrodan geldiğim için benim önceliğim her zaman tiyatrodur. Yani Ankara Sanat'ta gerçekten çok şeyler öğrendim. Yaklaşık 18 yılımı ben Ankara Sanat'a verdim. 89'da övgüye değer erkek oyuncu ödülü aldım. Sakko ile Vanzetti oyununda. Tabii Rutkay abinin, Altın Erkekli'nin, rahmetli Erol abinin, Ali Erkazan, Jale Aylanç, Şebnem, bunların hepsinin payı çok büyüktü. Biz o zamanlar çok iyi bir aileydik. Tiyatroda aile olmak çok önemli bir şey. Ama sonra ekonomik koşullardan dolayı tiyatro dağılmaya başladı. O güzelim Ankara Sanat kapatıldı. Bir Asrın Kürk var. Orayı o aldı. Tiyatroyu boşalttılar. Halbuki orası bir tarihtir. Keşke Ankara Belediyesi oraya sahip çıksa da orayı tekrardan Ankara halkına kazandırsa derim ben yani. Çünkü oranın hikayesi çok eskidir ve çok güzeldir. Oradan kaç kişi geçmiştir o tiyatrodan? Sonra İstanbul'a geldik. Devam edin. Buyurun, dinliyorum ben size. İstanbul'a geldim. Nedim Saban'da oynadım. Onda da bir 3-4 oyunda oynadım. O da gerçekten iyi bir tiyatro adamıdır. Tiyatroyu sever. Hatta Nedim'le oynarken hangisi karısını oynuyorduk. İlginç bir anım var. Annem benim rahatsızdı. Kanser hastasıydı. Bizim o gün Ankara'ya turnemiz vardı sabah 5'te. Annem de yoğun bakımda kalıyordu. Biz yola çıktık. Bir haber geldi. Annenizi kaybettik diye. Şimdi turneye gidiyoruz. Geri dönüş olmaz. Oyun iptal olmaz. Hem matine hem suare oyunu var. Buradan annemin cenazesini aldılar. Arabayla Ankara'ya gönderdiler. Biz de Ankara'daydık zaten. Saat 2:30'da annemi toprağa gömdüm. 5:30'da matine oynadık.
Dokuz Adası var oynadık ve komedi oyun ve orada da yine bir eşcinseli oynuyorum. Eşcinseli seçtiğim için sakın yine bir şey gelmesin seyircilerden. Rol de güzel. Ben rol güzel olunca o rolü dedim ki bu rol benim oynarım dedim yani. İşte o halimle annemi gömdükten sonra iki oyun komedi oyun oynadık. Gerçekten tiyatro çok ilginç. Hep derler ya ben sahnedeyken annemi kaybettim, babamı kaybettim diye. Öyle oldu. Sonra arkasından yine birkaç yıl sonra köpeğimi kaybettim yine turnedeyken. Adı Tango. O bizim canımızdı, her şeyimizdi. Tiyatro böyle işte. Yani tiyatro sürekli özveride bulunacaksın. Dediğim gibi tiyatro başka bir şey ya. Tiyatronun yeri her zaman başka. Şimdi sizin şeydeki işler güçlerde şöyle bir rolünüz vardı. Meslek hikayeleri yapıyorlar. Meslek hikayelerinde Yanlış Ahmet Kural'a denk gelmiştiniz. Yok, Ahmet Kural'a denk gelmiştiniz. Orada diyetisyene gelmişti. Ahmet Evet, Kural şey evet. diyordu. Ya bu nasıl Uğur Gürsoy karikatürü gibi adam falan diyordu. Yani adamın 100 kilo ama diyetisyen. O güzel. Bir Özellikle mi de seçilmişti? O rolü özellikle mi seçilmiştiniz? evet. Bir de sonra kamu spotunda bir ama bir tip vardı. O da güzeldi. İçki içen, içki içtikten sonra kör olan bir karakterdi. O da güzeldi. Sonra işte en son Atay'la Bursa Bülbülü'nde oynadık. O da çok keyifliydi. Ata da zaten çok keyifli bir arkadaşımız, bir sanatçımız. Güzeldi yani. Ama şimdi ne yapıyorsun desem o piyasa şu an durdu. Yani ekonomiden dolayı film piyasası durdu. Zaten Disney şu an yerli işleri yapmıyor, yayınlamayacak. Bir Netflix kaldı. Sinema dersen sinema zaten bitti. Kimse şimdi 190 lira sinemaya verip sinemaya gidemez. İmkansız bir şey. Bakalım bundan sonra ne olacak? Hani diziler var, çok diziler var ama hani başlıyor bitiyor, başlıyor bitiyor. Bir de hani ücretler o kadar göründüğü gibi değil. O da yerlerde. O da komik yani. O da şey. Peki bu dizi süreleri şimdi neydi Hakan'dı galiba arkadaşın ismi, onu da bir okuyayım. Hakan Erdem az önce sormuştu, not aldım. Diyor ki bu dizi süreleri çok fazla, özellikle karasal yayın yapan kanallarda prime time dediğimiz kısımda dizi süresi özetiyle beraber neredeyse 4 saati falan buluyor. 4 saat. Bununla ilgili yani bir çalışma yapılamıyor mu? Çok sıkıcı, gerçekten sıkıcı. Bir de insan konsantre olamıyor. Mesela dijitalde diziler var. 40 dakika, yarım saat, hadi bilemediniz bir saat. 20 dakika olan diziler var ve öyle keyif veriyor ki derdini anlatıyor. 4 saat izliyorsun anlat ve bir şey olmuyor. Öbür bölüm yine zaten aynı yerden başlıyor. Kadın kıza bir saatlerce bakar. Böyle 15 dakika böyle, 20 dakika böyle. Yani konular aynı, oyuncular sürekli aynı tipler. O piyasada bana göre tıkandı yani. Orada da fazla bir hareket yok. Bakalım ne olacak bunun arkası? Zaten bir dijitalleşmeden dolayı bu işte yapay zeka hikayesi var. O yapay zeka birçoğumuzun mesleğini elimizden alacak yani. Şimdi oraya geleceğim. Ben Hakan Akın'ı ilk nereden hatırlıyorum? Ses olarak doğrudan satış reklamları. Evet. Yarım saat içerisinde ararsanız işte bu üründen iki tane de Tabii. hediye veriyorum falan diye. Onları Hakan Akın'ı nasıl seçtiler? Bir de galiba benim ilk duyduğum, yani ilk sizde başladı, ondan sonra başkaları da seslendirdi ama nasıl seçildiniz oraya? Okan diye bir arkadaşım vardı. Onun şirketi vardı. Şimdi Bodrum'da o. Emlakçılık yapıyor. Başka işlerle uğraşıyor. O ilk beni çağırmıştı. İş de güzeldi. Parası da güzeldi. Yani çıkıyorsun 5 dakikada, 10 dakikada seslendirip parada peşindi. Yani paranın altı hemen çıkıyordun. Dediğim gibi şey hızlı yapılan işler yani seni yormayan işlerdi. O sonradan başka arkadaşa geçmesinin sebebi biraz daha işin ucuzlaması bence. Yani atıyorum o zaman verilen parayla bir sonraki kuşak seslendirdiği zaman aldığı para çok daha az oluyor. Burada Şu pasta an büyüyünce şey mi azalıyor? Ücret azalıyor mu? Ücret azalıyor. Ücret bayağı azalıyor. Yani mesela şunu da ben söylüyorum hep. Şimdi reklam piyasası var bizde. Konuşuyorsun. Diyorsun ki kaşem bu kadar. Konuştun. Diyorlar ki 3 ay sonra ödemesi. Şimdi ben diyorum ki şu anki ekonomide niye 3 ay sonra? Atıyorum ben bir reklam spotu için bugün 5 bin anlaştım. Sen bana diyorsun ki 3 ay sonra ödeyeceğim. 3 ay sonra 5 bin liranın karşılığı 2.500 lira.
Yani o parayla hiçbir şey yapamam. Ben diyorum ki ya peşin çalışalım ya da atıyorum bana 5.000 mi öneriyorsun 3 ay sonra? Hayır 5.000 değil 4.500, 4.000. Yani ben o zararı çıkartayım. Ama öbür türlü ben niye 3 ay bekliyorum? Reklam hemen yayınlanıyor. Ya bunun da bir anlamı yok. Birçok arkadaşımız da bunu kabul ediyor. Yani hele şu anki ekonomide hiç akla mantığa uyacak bir şey değil yani. Ahmet Cihaz Sancar diyor ki iyi yayınlar, Hakan abi kadar hakkımızı savunan bir kişi daha olsa sırtımız yere gelmez demiş. Ya hepimiz bir şey için mücadele ediyoruz ama şu anki iktidarda birçok şeyi artık yapmak imkansız. Her şey onların elinde. Her şey onlarda. Yani sanatı da aldılar. Elimizden her şeyi aldılar ya. Hani mutluluğu da aldılar. Cebimizdeki parayı da aldılar. Yani düşünsenize ben 40 yıl bu ülkede sanat yapmışım. Sigorta paramı kendim ödemişim. Bana devletin hak ettiği maaş 7.400 lira. Ne yapılır 7.400 lira? Hiçbir şey. Ne? Sen bu ülkede sanatçısın. Yani dışarıdan baktıkları zaman gülerler. Ya hepimizin durumu bu. Birçoğumuzun sigortası bile yok. Yani sağlık, Allah korusun başınıza bir şey geldiği zaman nereye gidecek, ne yapacak? Şu anki piyasada seslendirmenin ücretleri zam olacaktı. Şimdilik gelmedi. O da düşük. Yani tamam eskiye göre bir tık daha iyi. Ama yine düşük. Yetmiyor. Yani hele İstanbul'da yaşamak için mesela şu an benim 3 bin lira olan ev kiram, ev sahibim bana diyor ki ben 20 bin lira istiyorum. %500 benden zam istiyor. Ben %500'ü hangi kazandığım meslekten alıyorum? Hiçbir meslekten almıyorum. Bir adaletsizlik var. O zaman ne oluyor? Ben bu şehirde yaşayamayacağım demek ki. Göçmek zorundayım. Gitmek zorundayım. Nerede sanatımı yapacağım? Nerede gidip seslendirmeyi yapacağım? Hani eskiden iyi kötü evden dublaj vardı. Şimdi o da kalktı. İşte bazı dijital kanallar sistemden dolayı kabul etmiyor. Peki ne olacak bunun sonu? Yani ben 20 bin lira ev kirası verip seslendirmeden aldığım bütün parayı ona vereceğim. Peki ben nasıl işe gideceğim? Ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Yani aldığımız ücretler gerçekten artık yetmiyor. Karşılamıyor hiçbir şey. Biz karı koca çalışıyoruz. Bir kira çıkartamıyoruz mesela. Ama dediğim gibi 84-90 dönemleri bu sektör böyle değildi. Gerçekten çok iyi paralar kazanılıyordu ve o paralar nasıldı biliyor musun? Biz pazartesi dublaj yapardık. Haftada çarşamba ve cuma aynı hafta ödeme olurdu aşağı vezeden. Kaç yıl önce sistem böyleyken şimdi bugün TRT'ye bir iş yapıyorsun. Çizgi film bilmem ne. Ödemesini 50 tane ayrı imzadan geçecek. Sen madde teslim ediyorsun. Sana bir bakıyorsun onun parası Haziran Temmuz'da çıkıyor. Ne oldu? O parayı ben şimdi alsam ne olacak? Hiçbir şey. Yani nereye gider bunun sonu ne olur biraz vahim. Yani dediğim gibi daha önce de bu yapay zeka zaten bizim işimizi bitirecek. Nasıl bitirecek? Yani alacak bizden sesimizi harf olarak veya kendi üretecek. Bir bakacaksın, aa bu meslek de bitmiş. Bir bakacaksın ses teknisyenleri istihdamımız. Şimdiden biz bunun önlemini almazsak, ya bir dakika arkadaş, bu böyle bir tehlike var. Ya bunlarla oturup hani bunun hani sanatçıdan sesi alalım ama telifini de tık tık ödeyelim. Yani şey müzik yapımcıları gibi mesela. Onların sahnesine tık tık telifleri yatıyor. Peki bu yapay zeka meselesinde dediniz ya işte bizden sesi alacak, işte bizi bitecek. Çünkü duyguyu verebilecek mi? O da var. Ne kadar gelişti bu yapay zeka? Ben çok fazla bakmadım o işlere de. Duyguyu veremez ama ne olur hani şeyde kaba bir tabiri vardır ya ağız doldu. Önemli olan ağız oturdu mu bitti. Yani çok kaliteli seyirci bunu ancak farkına varabilir. O tonlamanın ne kadar kötü olduğunu, o sesin ne kadar yapay olduğunu ama diğer türlü der ki aa bak ağız tuttu. Ya, tamam sen senin sesini alacak. Sen konuşurken o yapay zekanı anında mixleyecek. O zaman ne olacak? Ses teknisyeni, miksi yapan arkadaşlarımız işsiz kalacak. Yani dediğim gibi bunun şimdiden oturulup konuşulup bir önleme alınmalı. Bu nasıl olur şu an bilmiyorum. Aklıma gelmiyor. Ama günün birinde bu gelecek. Bu başımıza gelecek. Biz hep Türk halkı olarak şey son ana bırakıyoruz. Son anda hadi bir karar alalım bir şey. Hadi abi önceden bir şey yapalım ya. Yani dediğim gibi Peki oyuncular sendikasının bu konuyla ilgili bilgisi ya da ne bileyim bir girişimi, bir farkındalığı var mı? Ya da siz dürtüyor musunuz? ya ben ara sıra yazıyorum ediyorum. Belki çoğu zaman beni sevmiyor olabilir ama şunu da hakkını vereyim. Tamam mücadele ediyorlar. Çok iyi niyetli ama
Karşımızda öyle bir sektör var ki bizden çok daha fazla onlar bu konuda bilgili. Yani bu sektörün işveren tarafına bakıyorum. Onlar kafalarında diyorlar ki biz bu işi çözeriz. Ya yani o gelmezse başkasını buluruz bilmem ne. Ha, zam gelmedi değil. Geldi. Tamam, zam alındı ama şu anki zam yeterli değil. Değil. Yani dediğim gibi ben kira ödeyemiyorum ya. Kiramı ödeyemiyorum dublajdan. Birçok arkadaşımız öyle. Yani oturup tekrar konuşulmalı. Tekrar bir şeyler yapılmalı. Yani şimdi da diğerler o kadar. Ha, oradan çok erken kesiyorsun. Hadi gel sen bir şey yap dese. Ben zaten yaş olarak artık geldim gidiyorum. Hani bu mesleği de eskisi kadar sevdiğimi söyleyemem. Yani eskisi gibi değil çünkü hiçbir şey. Peki Dediğim gibi ben ücretler şöyle yapılamaz mı? Zaten şimdi mesela siz diyorsunuz kiralar, işte ekonomik bazı durumlar, yani aldığımız ürünlerin hepsinin neredeyse ekseriyetle fiyatı dövizden kaynaklanan, artıştan kaynaklanan zamlar diyeyim. Sizin peki ücretleriniz dövize endeksli bir ücret haline getirilemez mi? Şimdi siz Türk lirası olarak kazanıyorsunuz ama dövizin yarattığı artışın etkilerini bu Türk lirasıyla gidermeye çalışıyorsunuz. Olmuyor. bu sektörde yani zor. Yani çok karşı tarafın kabul edeceğini zannetmiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Hele şu zamlardan sonra mesela karşıya gidiyorsun arabanla ya da metrobüs gidiyorsun. Tekrar buraya eve geliyorsun Ümraniye'de oturuyorsan. Gidip gelmenle karşıda yaptığın iki üç işi stüdyoya bırakmış oluyorsun. O zaman geriye bir şey kalmıyor işte. Yani dediğin gibi evet dolara endeksli olmalı ya da fiyatların hani nasıl benden ev sahibi %500 zam istiyorsa benim de en azından seslendirmede ücret olarak %200, %300 zam almam lazım. Ya sonuçta biz bu mesleğiz yani bu önemli bir sektör. Ama biz hala bunu karşı tarafa anlatamadık. Karşı tarafta anlamak istemiyor belki. Başka bir şey. İyi niyetli şirketler de var. Yok değil. Ama şu anki ekonomide kimse bir şey yapamıyor. Ve yapacağını da zannetmiyorum. Çünkü bir dibe doğru gidiyoruz. Yani yarın ne olacağı belli değil. Bir ay sonra ne olacağı hiç belli değil. Yani belki birkaç arkadaşımdan bazı yerlerden duydum. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmem. Belki yeniden bir kapanma yaşanabilir Eylül sonu. Öyle bir tehlike de var. Bu olduğu zaman ne olacak? Öte yandan İstanbul'da deprem var, tehlikesi var. Ne zaman olacağı belli değil. Bu sektör deprem olduğu zaman ne yapacak? Komple bitecek mi? Hayır. Demek ki hala Eskişehir'e gidiyorum. Evden dublaj yapmanın mantığı hala bence devam etmedi. Yani bu sektör İstanbul'da bitecek o zaman. Ne olacak? Dublajdan bitecek. Her şey bitecek. Yok. Dediğim gibi bunların önlemi hep alınmalı. Son ana bırakılmamalı. Bu çok önemli bence. Ya da ben burada 20 bin kira vermeyeyim de gideyim bir köy gibi, kasaba gibi bir yerde daha az kirayla evimden dublajını yapayım. Hiç olmazsa diyeyim ki oh be kafam da rahat. Hani geçinebiliyorum da, para da alıyorum. Yani bu yaştan sonra artık bunlara ihtiyaç duyuyor insan. Ben sadece bir tane çizgi film konuşup bugün bir kilo beyaz peynir alamıyorsam çok vahim. Çok vahim. Yani Şimdi bir de yılların Hakan Akın'ı diyor ki ben diyor çizgi film konuşuyorum ama onunla gelen parayla peynir alamıyorum. Şimdi bir yanda bu bir var. kilo peynir, bir Tamam. kilo peynir alamazsın. Bir Yani yanda bu şöyle var. Bir söyleyeyim. yanda da şey var. Seslendirme eğitimi veren kurumlar var, kurslar var ve bir sürü öğrencisi var. Bunların hepsinin hayali de gelip seslendirme kursundan, seslendirme eğitimi almak ve piyasaya girip seslendirme yapmak, para kazanmak. Para kazanılıyor mu? Güzel. Yani kazanmak zor. Neden zor? Şimdi İstanbul dışında bir sürü kurslar var. Tamam, eyvallah. Hani bundan arkadaşlarımız da para kazanıyor. Hani iyi de eğitim verenler de var. Peki şimdi atıyorum Bursa, İzmir orada eğitim aldı. Ne yapacak? İstanbul'a hemen taşınıp ah tamam taşındım. Ben diplomamı da aldım. Yarın seslendirmeye başlayacağım. Öyle bir dünya yok ki. Yok. Hemen başlayamaz. Onun en az bu sisteme uyum sağlaması 4-5 ay demek. O da hani kendini kanıtlarsa ha gerçekten bu iyiymiş, sesi de iyiymiş, supleksi de iyi, bu işi yapabilir. Ama onun dışında sadece aldığı diplomayla kalır. Yani İstanbul dışında birçok yerde
şeyler var, okullar var. Hani Ankara'da nerede dublaj yapılıyor? TRT zaten TRT'nin kendi kadrosu var. 30-40 kişi onunla dublaj yapıyor. Almaz. Yani Bursa'daki ne yapacak? Buraya mı gelecek? Burada mı yaşamaya başlayacak? Yok. Aldığı diplomayla kalacak. Tamam, iyi niyetli, düşünce olarak güzel ama şu anki sistemde yeri yok. Çok zor. Yani biz bu sektörde yaşayamazken onlar hiç yaşayamaz. Seslendirme yapmak isteyenlere o zaman buradan seslenmiş olalım. Evet. Biraz iyi düşünün. İyi karar verin. Tamam. Saygı duyuyorum. Emeğinize, çabanıza ama işin bir de bu yanı var işte. Hani geldiğin zaman, aa hoş geldin, hadi gel hemen dublaja başla. Aa işte gelecek ayda şu kadar para kazanırsın. Bununla yaşarsın. Öyle bir hayat yok. Öyle bir hayat yok. Ya, bizim 40 yıldır böyle bir hayatımız yok. Yani. Bana mesela mesaj gönderiyorlar, seslendirme yapmak istiyorum, ne yapayım diye. Ben de diyorum ki oyunculuk eğitimi alın, boş verin seslendirmeyi, belki oyuncu olursunuz. Yani birçok kişi var. Bana da mesela şey eğitim verir misin? Vermem. Çünkü bu benim yapabileceğim bir şey değil. Bana göre bir şey değil. Bana ver teksti konuşayım. Benim işim o. Ben o karakteri konuşayım, onu oynayayım. Bana teksti ver, ezberleyeyim, tiyatro yapayım, sahnede oynayayım. Ya o başka bir şey. Yani çünkü bunun hani dediğim gibi konservatuvarı var, işte başka okullar var. Orada olanlar ancak bu eğitimi verebilir. Ama hala söylüyorum. Ne olur, kimse beni yanlış anlamasın, kimseyi yargılamak da değil niyetim ama yani İstanbul dışında eğitim alıp, dublaj diploması alıp buraya gelmek, dublaj yapmak zor, çok zor. Öyle bir hayat yok. İmkansız yani. Yani gelen olursa da, başarırsa da saygıyla derim, yani alnını öperim. İstanbul'da Öyle diyeyim. yaşamadan zor. Ya zaten İstanbul'da yaşayamıyorsun ki. İstanbul'da Yaşayamıyorsun yani. yaşamak da zor zaten. Ben de zaten İstanbul'da Zor. yaşayamadığım için Bursa'ya kaçtım. Bursa'da yaşıyorum En ben güzelini şimdi. yaptın. En güzelini yaptın. Ya belki keşke hani biz de şartlar eskisi gibi olsa da Ankara'ya dönsek. Yani bu İstanbul'da sürekli koşmak zorundasın. Eğer koşmak durursan hayat bitiyor. Ha, nereye Evet. koştuğunu da bilmiyorsun. Bu da çok ilginç bir şey. Yani dediğim gibi. Batuhan demiş ki Yani Hakan abi seviliyorsun abi demiş. canım Şey vardı, bir de bir arkadaşımız daha vardı burada. İsmini unuttum. Al Pacino'nun değişmeyen sesi demiş Hakan Akıncı. Hakikaten Al Pacino ile böyle özdeş bir haliniz var. İlk ne zaman konuştunuz Al Pacino'yu? Al Pacino'yu Ankara'da tiyatro ve dublaj bitince İstanbul'a geldim. Senkron vardı o zamanlar. Nedret abi. İlk bana o rolü veren Nedret abidir. Yeri başkadır o anlamda. Ve ben de çok heyecanlanmıştım. Hatta o zaman yanlış hatırlamıyorsam Şenay'la mı konuşmuştum galiba? Şenay'la birlikte aynı anda stüdyoya girmiştik. Nedret abi verdi. O zamanlar Ali Gül vardı. Sezai Aydın vardı Aykut konuşan. Selçuk demişti, onu söyleyeyim okuyayım. Şimdi yazdı Scarface diyor. Evet. Scarface, doğru. Sezai bu vardı. Zaten ben hep yıllarca Sezai abi dinleyerek benim hayatım geçtiği için yani çocukluğumdan işte, şu anki ana kadar mesela Sezai abi Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun bir yerde bir Rambo filmi vardı. Konuşur musun dediler. Konuşurum dedim. Ama konuştuğum Sezai abinin tonlamasıydı. Çünkü bize o öğretmişti ve onun tarzıyla, üslubuyla konuştum. Bana göre de güzel oldu. Yani eleştiriler de iyiydi. Dediğim gibi Al Pacino bana gerçekten yakışıyor. Seviyorum. Çünkü onun bir gırtlak yapısı var. Böyle ufak bir aksanı var. Özellikle Kadın Kokusu hem en çok sevdiğim filmlerden biridir hem de zevk alarak konuştuğum filmlerden biridir. Paylaşmıştım ben onu. Danny DeVito'yu konuştum. Bu aralar en çok gündemde olan işte ben şu an sitede oturuyorum. Dışarı çıktığım zaman çocuklar bayılıyor. Gofret var mı Gofret? Kral Şakir'de Uyuz Tanju. Ona bayılıyorlar. Evet. Yani hatta geçen bir çocuk geldi. Yanında bir arkadaşıyla. Daha önce benim Uyuz Tanju'yu konuştuğumu biliyor. Abi dedi Uyuz Tanju'yu konuşursa arkadaşım duymak istiyor dedi. Konuşurum dedim. Gofret var mı Gofret dedi. Çocuk böyle oldu. Ne oldu dedi. O mu dedi. Evet benim dedim. Ya o suratı, o mutluluğu bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Evet.
Ya şu an izliyor mu bilmiyorum. Mustafa Oral bakayım. Mustafa Oral az önce buradaydı, gitmiş. Mustafa Oral da sağ olsun, benim bir oğlum var. Ona biraz böyle kanka oldular diyebilirim. Benim telefonla aracılığıyla falan haberleşiyorlar, biraz bir mesaj gönderiyorlar, sesli mesaj. Sürekli Kral Şakir gibi konuşuyor. Ya da işte Bob Usta vardı, yine Evet. Minika'daydı galiba. Petrik var. Evet, Sünger Bob'ta da Petrik'i konuşuyorum. Onu da çok seviyorlar, bayılıyorlar. Onlar gibi Ben de konuşuyor. seviyorum. Evet, Evet. o sesle konuşuyor. Hoşuna gidiyor çocukların. Mesela biz Levent Kol'la bir canlı yayın yapmıştık. Levent Kol'a sürekli abi Hayri, Rafadan Tayfa Hayri, Hayri gibisi konuşur musun falan diye. Sürekli o da bana diyor ki, Sedat diyor, arkadaş ortamına girdiğimde diyor, çocuklara görünce çocuklar rahat dursun, hani böyle yaramazlık yapmasın ya da sessiz dursun, bir şey konuşulacak, hemen bir Hayri taklidi yapıyorum. Duruyorlar orada, bekliyorlar falan. Yani bu kullanılabilir, söyleyeyim size. Ama bir de ben şeyi seviyorum. Çizgi film konuşmayı çok seviyorum. O zaman işte uçuyorsun. Çizgi filmde uçuyorsun. Yani ya, orada değişik bir şey konuşmak, değişik bir ses çıkartmak sanatçının hoşuna gidiyor. Bu Sen bunu yerlidir değil güzel mi? yapınca Yerli çizgi filmde. yerli yabancı fark etmiyor. Yani yabancı çizgi filmlerde de mesela işte şey Sünger Bob'ta Patrick. Aa, ne haber? Ben çok seviyorum. Yani bunu yaptığın zaman böyle bir şey ses karşısındaki izlerken hoşuna gidiyor. Sen de bir şey yarattığın için senin de hoşuna gidiyor. Dediğim gibi ya yani dublaj güzel ama keşke hak ettiğimiz yerde olsak. En çok bunu söylüyorum. Keşke Yani yerli. ben atıyorum. Buyurun. Bak, yerli söyleyeyim. Mesela bir zamanlarda yerli dublaj vardı ki o zamanlar çok iyi para kazanılıyordu. Hani yerli dizilerde falan. O zamanlar saat değildi, seanslıydı şeyler. Herkes iyi para kazanıyordu. Ama sonradan bu sektör baktı ki çok para, biz bu işe çok para veriyoruz. Oyuncular kendi konuşsun dediler. Ha, tamam bazı dizilerde kendini konuşanlar var ama hala kendini konuşanlayan da çok var yani. O zaman da işte izlenmiyor, bir yapaylık oluyor, bir sahtelik oluyor. Dediğim gibi her şey güzeldi ama her şeyin güzelliğini biz ne yazık ki kendimiz aldık. Yani kendimiz bunu yok etmeyi becerdik zamanla. Yani çünkü şöyle bir dönem vardı senkron döneminde çok paralar kazanılıyor. Herkes cebi para doluyor. Gidip dolar alıyorlar. Ulan bu parayı nereye koyacağım bilmem ne derken bir baktık önce haftalık ödeniyordu. Sonra aylığa çıktı. Sonra ödenmemeye başladı. Yani keşke hala o günlere geri dönebilsek diyorum. Tek söyleyebildiğim o. Çünkü hani ben en fazla bir 10 yıl daha dublaj yaparım. Sonrası ne olur ne eder bilinmez. Ama en azından şöyle bir mutluluğum var. Hiç olmazsa ben gittiğim zaman bu dünyadan birçok işte hala sesim duyulacak. Yani ya diyecekler ki Serap Hakan Akın'ın sesiydi işte ne güzel konuştu falan. Bunlarla abunuyoruz yani. Başka da çaremiz yok. Ama Tam dediğim gibi bunu Hakan'a soracaktım. Ben şunu soracağım. En sevdiğiniz, sizi hatırlanmasını, yani sizi insanların hatırlamasını istediğiniz seslendirme hangisi? Al Pacino. Al Al Pacino'yla Pacino'nun hatırlasın. evet, Danny DeVito'yla onu da çok severek konuştum. Bir ara Robin Williams'i konuştum. İşte şey, Walking Dead'de Negan da hoşuma gidiyor. O da sevdiğim tiplerden biri. Arkadaş demiş ki Death Step 1. sezon 6. bölüm dublajı ne zaman gelecek demiş, Hakan abi biliyor musun demiş. Onları biz hiç bilmiyoruz. Onlar bizimle ilgili konular değil. Onlar şirketlerle ilgili ya da yapım şirketleriyle ilgili. Bir Bizi arkadaşımız da çağırıyor. bazı filmlerin dublajı neden her seferinde değişiyor? Ticari boyuttan dolayı mı? Şimdi şöyle bir şey var. Şirkete göre değişiyor. Bazen de eski dublajı alıp sadece yani yan rolleri bırakıp başrolü tekrardan konuşturup tekrar yayınlıyorlar. Arası öyle ülkemizde o tür şeyler de oldu oyunlar. Diyor ki sana ya diyor bir film geldi diyor eskiden konuşmuşsun ama diyor filmde çok küfür var değiştireceğiz onu bunu bir revizyon olarak yapar mısın diyor. Hayır yapmam ben parasını ver yapayım. Çünkü niyet o değil. O küfürleri ben tekrar düzelteceğim o başka kanala verecek. Yani niyeti o. Ben de hayır diyorum. Yani Sezai Aydın'dan devraldım demiştiniz ama oradan miras aldım diye. Ben Patch Adams filminde Robin Williams'ı konuşmuşsunuz. Onu da Sezai Aydın'dan izinle mi aldınız? Çünkü Robin Williams'ın son dönem filmlerini, özellikle o seneden sonraki filmlerini, Ölü Ozanlar Derneği'nde mesela bir Güner Ümit vardı ama o VHS kaydı, televizyonda Sezai Aydın vardı.
Can dostum da yine Sezai Aydın var. Robin Williams'ı seslendirmişti. Pet Adams'ı ben izlediğimde siz vardınız şeyde. Robin O başka bir Williams'ı şirket seslendirmiş. onun dublajını almıştı. Galiba Sezai'de o aralar ya şirketle anlaşamadı ya da başka bir yerdeydi. O çok eski kayıttır. Yeni kayıt değildi yani. Kayıt değildir. Yeni Çok böyle Sezai'den sonra. dinamik bir roldü. Orada mı sizin sesiniz garipsense de hani daha doğrusu Sezai Aydın özdeşleştiği için Hakan Akın garipsense de aslında biraz bir şey olmuştu. Dinamik bir rol olduğu için sizin sesiniz daha iyi gitmişti sanki o role. Yani bilmiyorum, bazen yani sesiniz şeye de kötü de gidebilir. Yani biz kendi deriz ki ya ben bunu dublajını çok iyi yaptım derim. Ama bakarsın seyirci dinler der ki ya keşke daha önceki dublaj olsaydı, bu olabilir. Yani dediğim gibi senin yarattığın konuşurken şeye bağlı, performansa bağlı, o işte heyecana bağlı. Yani yakışır da bilir, yakışmayabilir. Ha, bir de şöyle bir şey var. Şimdi hep tartışılır bu. Operacılar yine yanlış anlamasın beni. Çok güzel sesim var, ben dublaj yapacağım. Tamam, sesin güzel olabilir ama her sesi güzel olan dublaj yapamaz. Nasıl ben hani dublaj yapıp şarkı söyleyebilir miyim? Hayır. Yani hayır. Yani maalesef böyle bir kanı da var. İyi dublajcılar da var mesela. Ayhan Kahyalar, onun gibi birçok ismini sayamadım, unuttum. Ayhan Ama şeyden operadan gelenler Ayhan Kaya var, Aziz Güngör var, Tarkan Koç var Aziz Güngör, operadan gelen. Tarkan Koç var. Ama ben genelde geneli için konuşuyorum. Yani arada istisnalar yok gibi var. Ve Tabii. bunlar hakikaten iyi yapıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Benim sesim çok güzel. Tamam, güzel. Mesela ben düz metin okuyamam. Sevmem. O ayrı bir, yani o spikerlik ayrı bir olay. Belgesel okumak ayrı bir olay. Çünkü tonlama yapmayacaksın. Tonlama yaptığın zaman o işin özelliği gidiyor. Ha, ben mesela o tür işleri çok sevmiyorum. Ben film olsun, çizgi film olsun, bana bin tane ver onlardan, 10.000 tane ver, tak tak konuşayım. Ama hani belgesel gibi, düz metin gibi işlerde ben gelmiyorum. Çünkü hani yabancı dil konusunda çok fazla yabancı dilim yok. O kelimenin okunuşu, bunlar hep önemli şeyler. Çünkü sonuçta karşıda bir seyirci izliyor ve onu aa diyor, bak bu böyleymiş, bilmem ne diyor. Yani birine bir şey anlatıyorsun ve bunun doğru olması lazım. Yani mesela belgesel olduğu zaman ben gelmiyorum. Yapıyorum, yapmıyorum değil. Ama nedense bende öyle bir takıntı var. Yani o işin her babı farklı. Yani ben şimdi tut, hadi bugünkü haberleri okun desem televizyonda okuyamam. Yani sonuçta oraya bakıp da okuyamam. Çünkü tonlama yapmamak lazım. Yani düz okumak lazım hiç. Bir şey vermeden. Onun da erbapları başka. Dediğim gibi sektör güzel ama hala söylüyorum, çok daha iyi yerlere gelelim arkadaşlar. Çok daha iyi yerlere gelelim ki bizden sonra geleceklere de iyi şeyler bırakalım. Yani yarın öbür gün, ben dediğim gibi yapay zeka dediğimiz anlamda korkutucu bir şekilde bizim sektörü baltalarsa yendik o zaman yani. Yendik. Yapacak Şimdi hiçbir şey yok. siz seslendirmenin harici tabi az önce konuştuk böyle irili ufaklı belki yüzlerce dizide filmde toplasanız oynamışsınızdır. Tabi bana sor bugün işte canlı yayın var kiminle? Recep İvedik filmindeki kamyoncu abiyle. İsmen tanımıyorlar çünkü. Aynen. Çok normal. Peki sizi hangi rolle hatırlasın insanlar? Ben bu rolümü çok sevdim. Beni bu rolle tanıyabilirler, hatırlayabilirler. Az önce dediğim rol mü yoksa başka rol mü? Ya ben bir oyuncuyum. Beni oynadığım bütün rollerle hatırlamalarını isterim. İşte o zaman ben demek ki doğru iş yapmışım. Yani yoksa bir tane rolle hatırlanırsam, yani o zaman diğer yaptıklarımın bir anlamı kalmıyor. Ben Recep 5-6 İvedik tane mesela. saydım işte zaten. Hani onlarla ben hatırlıyorum. Bunlar Güzel iş. diziler Geçmiş vardı. demek ki. Eskiden şeydi. Mafya dizileri vardı. Hep beni mafya babası oynatırlardı. İşte biraz kilo oluyor. Biraz da ağır abiyim ya. Sürekli aynı mafya babası. Hep kötü adam. Yok. Mesela Aşk Yeniden diye bir dizi vardı. Halit Bilginer, Şevval Sam'la oynamıştık. Dolunay Sertli. Çok güzel diziydi. En son Babalar Duyar. Orada da çok iyi bir dekoratör oynamıştım. Ve hakikaten çok beğenilmişti. Dediğim gibi yani oyuncu her şeyi oynar. Önemli olan her oynadığının seyircinin aklında kalması. Recep İvedik'le ilgili bir enteresan bir anımı anlatayım. İşte bu rol geldi, oynar mısın? Oynarım dedim. Antalya'ya çağırdılar. Hadi dedik, çekiyoruz dediler. Tamam. Ah, kamyonun içine girdik. Bana kimse kamyon kullanıyor musun? Ehliyetim var mı? Yok, sormadılar. Kamyonun ön camına vantuzları dayadılar. Şu anda ben oturuyoruz. Hadi dedi, hareket edeceğiz. Hareket edeceğiz dediğinde kamyonun damperinin üzerinde set ekibi var. Ve
Antalya'da bir yolda gidiyoruz. Hı. Ya o vites hani birine mi gidiyor, ikine mi gidiyor? Hiç kimse bana bir şey sormuyor. O hani bizde şey derler Yusuf'la. Yusuf'la işte ben bir başladım çekimi ve biz o çekimi en fazla iki tekrar aldık. Çünkü tek plandı. Kamyonu kullanıyorum, konuşuyorum, tepemde onlar var. Aa, bir 10 dakika sonra falan bir baktım. Aa ben kamyoncuyum ya. Ben, evet benim mesleğim kamyoncuymuş yani. Gerçekten de güzel oldu. Değişik bir şey oldu. Ondan sonra mesela 2'de 3'te aradılar oynamadım. Niye oynamadım? Çünkü ücretler o kadar komikti ki zaten birincide oynayıp da paramızı biraz geç almıştık. İşte o sektörde de öyle şeyler var ama şu anlamda şunu söyleyeyim. Hani Sertip'le çalışmak, Hakan Algül'le çalışmak, BKM ile çalışmak bambaşka bir şey. BKM bana göre en iyi prodüksiyonlardan biri. Yani oyuncuyu her anlamıyla düşünen, destekleyen, hiçbir şeyi esirgemeyen bir yapım şirketi. İnşallah ileride başka projeler olursa yine çalışırız. Hakan Akın bu işte. Geldik gidiyoruz. Şeyin Ankara'dan peki geldik. Recep İvedik'in ikinci filmde hangi rolü düşünmüşlerdi size? Yine Söyle. o kamyoncunun başka bir ilişkisi olacaktı o şeyde. Hatta en son 5 mi 6 mı spor olimpiyatlarına mı ne katıldılar? Orada esas bayağı ağırlıklı bir rolü vardı. Gelen para birincide yani 2000 kaç işte o kaç 7 sene falan o olması lazım. 2007'de aldığım paradan da azdı. Yani düşün. Dedim teşekkür ederim size kalsın. İşte oynayan arkadaşlarımızla E oynadı. bu kadar gişe yapıyor, para kazanıyor film. Yani böyle şey olur mu? Orada yapımcı kazanıyor işte. Yani mesela Recep İvedik belki şimdiye kadar 1000'den fazla oynamıştır televizyon kanallarında. Benim telif hakkım olsaydı ben şu an hala para alıyordum. Belki de hani çok başka bir yerdeydim. Bize telif yok ki. Yapımcıya var. Yazık değil mi ya? Yani gerçekten yazık. Şimdi Amerika yapım şirketleri kendi ülkesinde telifi takır takır veriyor. Ama Türkiye'ye geldiği zaman uzay bilmem ne hakkına kadar senden devralıyor. Ya saçmalık bunlar. Saçmalık. Yazık günah. Emeğimize yazık yani. Orada ter döküyoruz. Yani iyi olması için çaba gösteriyoruz. Sadece ben değilim ki. Orada bulunan ses teknisyeni, orada bulunan yönetmen, mix yapan arkadaşlar. Herkesin bir emeği var. Yani bu emek ancak nasıl güzel olur? Karşılığını tam alırsan güzel olur. Yani Vahit Handar demiş ki, Birol Güven hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. şimdi ben yapımcı Birol Güven hakkında şöyle demem. Ben bana o zaman rol vermişlerdir, oynamışımdır. Karşılığını da almışımdır. Yani Birol iyi insandır, kötü insandır diyemem. Yani bir kere onunla çalıştık. Fazla da çalışmadık zaten. Şimdi bir tane ya bu konuyla ilgili çok polemik olsun da istemiyorum açıkçası ama bu konuda serzenişi vardı diye söylüyorum. Size değil, seslendirme yönetmenine. Tayfun Sağ'ın bir serzenişi vardı. Kurtlar Vadisi Mito. Aslında Tayfun Sağ kendi dublajını yapabilir. Tiyatro oyuncusu. Balet, eski balet. Kazadan sonra yapmıyor. Tayfun'u Şimdi tanıyorum, tanıyorum. tabii hatta şöyle bir şey söylemiştim. Ben dedi Hakan'ı özellikle dedi karşılaştığımızda ben tebrik etmiştim dedi kendisini. Bu seslendirme neden oldu? Yani neden Tayfun Sav'ı seslendirmeye karar verdiler ve Hakan Akın seçildi? Bilginiz var mı bu konuda? Benim duyduğum yanlış değilse eğer o dönem Tayfun ya bir yerde çekimdeydi ya da şehir dışındaydı. Ama onun dışında yapım şirketiyle kendi aralarında bir polemik olmuşsa bu bana zaten yansımaz, bana söylemezler. Beni ararlar der ki bu rol var, gelip konuşur musun? Ben gider konuşurum ama kamera arkasında ne olmuştur, ilişkiler nedir bunları ben bilemem. Onu bana ne yönetmen söyler ne yapım şirketi söyler. Ben sadece derler ki bana seansınız bu. Gider konuşurum. Ve zaten Şöyle bir şey. yani Tayfun da haklı ayrıca. Tabii ki kendini konuşacak. Oynamış en büyük şeyi onun. Haklı yani. Ama o zaman ne oldu ne etti bilmiyorum. O konuda hiçbir Şöyle bir bilgim şey yok. söylemişti. Dedi ki seslendirme yönetmeni isim vermedi. O dönem kimdi bilmiyorum. Seslendirme yönetmeni hiç olmadık saatlere seslendirme için işte seans mı dedi diyorsunuz ne diyorsunuz? Hiç olmadık saatlerde çağırıyorlardı beni. Gecenin bir yarısı şudur budur falan çok ters zamanlarda çağırıyorlardı. Ben şey dedi sırf ben kendimi konuşmayayım diye.
yaptılar bunu dedi. Bu onun beyanı. Hatta röportajın içerisinde de var da ben hani sizin böyle bir bilginiz var mı Yok, diye sorayım dedim. öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü o dönemler bayağı yoğun dönemlerdi. Düşünsene Kurtlar Vadisi'nde kaç kişi oynuyor ve kaç kişinin dublajı var. Herkesi aynı saate koyamazsın. Doğru. Çünkü onun başrolü var, yan rolü var. Yani bu bilinçli yapılmış bir şey değildir. Bence o konuda Tayfun bana göre yanlış düşünüyor. Kasıtlı bir şey yoktur yani. Anladım. Çünkü dediğim gibi birçok insanı seanslamak o kadar zor bir şey ki. Kolay bir şey değil yani. Bir de onda Doğrudur. saat var bilmem. Çünkü biz Develioğlu ben demiş ki, özür dilerim, aman susalım, antipatik olmayalım, yine aynı şirketten bana iş gelsin diye diye sektörü bu hale biz getirdik demiş. Onu okuyayım geçmeden, mesaj, böyle bir yorum yazmış. haklıdır. Yani var öyle şeyler. Yok değil. Yani yeter ki aman benim ekmeğimle oynanmasın. Ben var öyle birçok arkadaşımız da var. Yapım şirketleri de var. Ama sonuçta şunu söylüyorum. Güzel bir mesleğe sahibiz. Gerek tiyatrosu, gerek dublajı, gerek başka bir şey. Şu ülkede biraz bizim değerimiz bilinsin ya. Yani çok fazla bir şey değil. Biraz bilinsin. Yani bir yine kimse yanlış, imam şu an zaten ezan okunuyor. 27.500 lira maaş alıyorsa, yani ben alamıyorsam bu mesleği yapıp gerçekten çok yazık. Yazık ya. Yani söyleyeceğim bu. Dediğim gibi kötü bir döneme doğru giriyoruz. İnşallah bunun arkası iyi olur diyeceğim ama hani hep umut var dedik her şey çok güzel olacak dedik. Bir baktık ki her şey çok güzel olmadı. Daha da kötüye gidiyoruz. Biraz da siyaset yapayım. Yani bu ülkede muhalefetin de değişmesi lazım. Her şeyin değişmesi lazım. Yani muhalefet de değişmezse hiçbir şey değişmez bana göre. Yeni insanlar, yönetmenler lazım. Yani bu işin okulundan mezun, siyasetten mezun, bu işi bilen insanlar lazım. Yoksa çıkmış bilmem ne yerden, bilmem ne ağası, milletvekili olmuş, kimsenin derdini anlamıyor. Anlamaz da. Ve anlamayacak da yani. Bakalım ne olacak. Ya bu bir iki ay bayağı sürprizlerle dolu bence. Bakalım ya, yani ben şey diyemeyeceğim o konuda. Yani çok bir öngörüm de yok açıkçası. Benim de pek bir ümidim yok. Şöyle genç olarak Yok. söylüyorum ben bunu. Ne diyeyim yani, gelecek konusunda çok da ümitli değilim. Onu da söyleyeyim bu arada. Ben şey merak ediyorum. Şimdi bu piyasa ile ilgili az önce dedik ya, hani, işte piyasada bunu biz bu hale getirdik falan demişti ya mesela Alper Develioğlu. Şimdi özellikle piyasada böyle fiyat kıran, ne bileyim, 3 kuruşa iş yapayım diyen tipler de yok değil, değil mi? Şu an fiyat kıramaz zaten. Kıracak bir Kırılma. fiyat kalmadı. Evet, Yani onu diyecek. zaten onu yapım şirketleri falan kırıyor merak etmesinler. Yani çünkü şöyle ben sana söyleyeyim. Atıyorum bir çizgi film konuşuyorsun. Sana ilk 150 yazıyor. Çok kısa dakikası. Bunun içinde hak ediş var. 33 liraya çık. Kaldı 120 lira. Buradan karşıya gittin geldin. Yol parası 40 lira. Ne yaptın? 30 zaten biz kendi kendimizi kırmış olduk. Yani sonuçta. Hikayenin özü bu. Dediğim gibi yani bu işin daha iyi olmasını istiyorsak ücretlerin yükselmesi lazım yani. Hak ettiğimizi anlamalıyız yani. Hak, bunu görür müyüz, görmez miyiz? Hakan Akın görür mü? Yani. Bakacağız. Durumu vaziyet bu. Ama şunu söylüyorum. Hala da söyleyeceğim. Tiyatro yapıyorum. Tiyatrodan para kazanıyorum. Ve benim asıl mesleğim tiyatro. İyi ki var. O yaşadığı sürece ben de yaşayacağım işte. İnşallah. Yeni bir oyuna başlayacağız. Bu arada reklamını da Tabii yapalım. tabii tabii tabii. Hatta Kara Tiyatrosu'nda Doğu Ekspresi'nde cinayet kısmet olursa 25 Ağustos'ta başlayacağız. Kasım gibi çıkartmayı düşünüyoruz. Geçen sene de 10 Başka kişi kimler ne oynuyor? oynadık? Savaş var, Pelin var, Can var. Şimdi ben o isimleri sayarken hep unuturum. Özdemir var, Oya var, Ebru var. Ondan sonra bir kişi daha var, unuttum. Kusura bakmasın şu an. Dediğim gibi ben isim sayarken unutuyorum. Kadro iyi. Geçen sene de zaten iyi bir oyunumuz vardı. Ediz abiyle, Edison'la birlikte. Sezon Evet, hatırlıyorum. çok iyi geçti derken
Hani 141 ile bitirdik. Ben Ankara Sanat'tayken pazartesi, salı oynardık. Çarşamba matine suara oynardık. Perşembe oynardık. Cuma oynardık. Cumartesi, pazar yine matine suara oynardık. Bir oyunu Sakko Vanzetti'de 741 defa oynadık. Bir yılda. Bak o zamanki sayıya ve oynanan tiyatro günlerine bak. Şimdi haftada 3 güne bindi. 141'e biz şu an iyi diyoruz. Yani geldiğimiz hale bak. Şunu da söyleyeyim. Mesela bin bir emekle, bin bir masrafla, bin bir şeyle, ulaşım zorluğuyla bir yere gidiyorsun, tiyatro yapıyorsun, bir bakıyorsun seyirci yok. Yani bunu anlamak da çok zor ya. Ben senin ayağına tiyatro getirmişler. Bir kere de gel ya, hani başka bir yerde oturacağına, parasızlıktan değil bu. Orada bir mantık yok. Parası var. Tiyatroyu sevmiyor. Tiyatroyu bilmiyor. Ya da bir yerde biliyoruz oynadığım salon, ben 99'da gittim. En son işte yine aynı salona gittim. Bundan 2 ay önce. Bir gıdım ilerleme yok. Tuvalette ayna yok. Kuliste oturacak koltuk yok. Çayını içeceğin bir yer yok. Yani biraz artık bu tiyatro salonlarına bu işleri kim yapıyorsa bilen kişileri almalılar. Yoksa tiyatro salonları düğün salonları değil. Bu mantıkla yapılıyor. Konferans ve düğün salonları ya. Sanatçı geliyor. Aynasını yapacaksın. Oturacağı koltuğu yap. Adam sana şey vermiş ya. Arkası olmayan tabura vermiş kulise. Böyle bir zihniyet var ya. Çoğu yerde tuvalet yoktu biz eskiden. Affedersin, pet şişelere yapılıyor. Ya böyle bir rezillik olabilir mi ya? Çok zor bir şey değil. Bu işi bilen alacaksın oraya, kültür müdürlüğüne. O adam ilgilenecek. Ona göre salon yapılacak. O zaman hani belki salon güzelleştikçe insanlar da gelir tiyatroya. Şimdiye kadar oynadığınız en güzel salon neredeydi? En güzel salon Adana'da güzeldi. En son nereye gittik? Unuttum. Çok güzeldi. Adana, Bursa çok güzel. Ankara zaten güzel. Bursa'da İstanbul'da hangisindeydi? şeyde oynadık önce. Eski Tayyare'de oynadık. Tayyare sinemasıydı eskiden. Bir de sonra nerede oynadık? Büyük bir yer daha vardı. Adana unuttum. Fişekhane çok güzel burada İstanbul'da. CKM zaten güzel. Tabii Kadıköy Belediyesi bize verirse, öyle her zaman vermiyorlar salonu. Ha, dediğim gibi yani salon işi bunu bilen birine yaptırsınlar. Ne olur ya, çok zor bir şey değil. Ve dediğin gibi yani oraya sanatçı geliyor ya. Oraya şey gelmiyor. Ne bileyim yani, aşağılamak da olmasın. Herhangi biri gelmiyor. Ya, yapacağı şey iyi bir kulis, iyi bir ayna, iyi bir tuvalet, iyi bir koltuk. Bunlar zamanla olur mu? Bu yönetimle, bu iktidarla olmaz. Zor. Zor. Bir yandan bakıyorsun sinemalar da bitti. İnsanlar sinemaya da gitmiyor. O sektör de gitti. Orada çalışan işte Sinemanın ama şöyle söyleyeyim. Ya sinemanın bitmesi, ya yani sinema sektörünün salonlarının bitmesi biraz da bu sinema salonlarının işgüzarlığından kaynaklanmıyor mu? O konuda ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yani bir bilet satarken bileti sallıyorum. İşte 15 liraya bilet satıp 40 liraya patlamış mısır satması falan. dakika, ses gitti. Geldi şu an ses. Şimdi diyorum. Şimdi diyorum ki yani sinema salonları biraz da bu sonu kendileri hazırlamadı mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Seste bir sorun var. Bir dakika. Şu an sizin sesiniz geliyor. Beni duyamıyor musunuz? Şimdi telefondan duyuyorum. He. Tamam. Şimdi diyorum ki bu sinema salonları bu malum sonu biraz da kendileri hazırlamadılar mı? Baraklık takmıştım, onun bir şeyi oldu galiba. Dedim ya, onlar da teknoloji. Şimdi duyuyor muyum ben seni? Şimdi ben duyuyorum sizi. Tamam, duyuyorum. Heh, sorunu tekrar alayım. Tamam. Dördüncü kere tekrarlıyorum soruyu. Bu sefer inşallah olacak. Diyorum ki bu sinema salonları hani sinemalarda bitti vesaire diyoruz ya. Malum sonu biraz da kendileri hazırlamadılar mı? Hazırladılar. Her şey çok pahalıydı. Kötü işler getirdiler sinemalara. Kötü bazı filmleri yayınladılar. İnsanlar oradan soğudu. Yani film satmak yerine popcorn satmaya Evet. başladılar. Yani film izlerken alıyor kocaman mısır. Tamam, ben de yani heves ederim ama izlerken adam geliyor. Yani bu ne, böyle film izlenmez ki. Yani saçma sapan.
falan bitiyor oluyor. O zaten o popcorn ve Pepsi filmi satın aldığı için müşteri onu satıyor. Gerisi hiç önemli değil yani. Ama işte gördüler. Kaldılar ortada film şirketleri de. Hayır, ben film izlemeye gittiğimde yarım saat reklam izliyorum. Öyle. Doğru. Yani ben reklam izlemek için para vermiyorum sana. Ben film izlemek için para veriyorum. Şimdi insanlar da bunun alternatifini, yani dijital olanı bulduktan sonra, işte Netflix gibi platformlar var, işte TRT yeni platform çıkardı. Buralarda tabii diziler falan daha ziyade yayınlanıyor. Dijitale yapılan film, mesela sizin işte Bursa Bülbülü filmi dijitale yapıldı. Organize İşler filmi gösterime girdikten sonra Netflix'e hemen satıldı. Orada Cem devreye, orada yayına Yılmaz girdi. dijital hesaplı filmini Tabii sinemaya şey verdi. Erşan Kuneri, Evet. yani insanlar dijitalde alternatifini bulup evde rahat bir şekilde izliyorsa sinemaya gitmez. Dediğiniz gibi, yani bir de Cem Yılmaz diyordu, hani bir kaya kafalının arkasına denk gelirseniz diyor, göremeyeceksiniz zaten diyor orayı. Doğru. Bu şekilde gürültü yapan bir sinemada izliyorsunuz, telefonunu almış çekim yapıyor. Yani bunları hep sıklıkla gördüğümüz, özellikle sosyal medya biraz daha böyle hayatımızın içerisine girip aktif olmaya başladıktan sonra bunları çok sık görmeye başladık. Akıllı telefonlar falan yaygınlaştıktan sonra. Doğru, Şimdi doğru, doğru. insanlar bu ortamı da gördükten sonra ben niye gideyim ki o zaman, evimde oturur izlerim noktasına geliyor. Sinema salonları da bundan nasibini alıyor. Aldılar, evet. Ne yazık ki öyle oldu. Zaten bundan sonra da düzelmez. Toparlanma olmaz. Toparlanacağını zannetmiyorum. Dijital platforma devam eder. Yani dijital platformlar da gitgide tabii kısıtlanmaya başladı oralarda. Şimdi son duyduğum Rütük, Netflix, Disney ve şey galiba Blue TV'ye bir ceza uygulamış. Bazı diziler Türk ahlakına aykırı diye bayağı bir para cezası geliyor. Böyle yaptıkça yabancı sermaye de girmez yani. Çekilir yani. En sonunda çekilir bu piyasadan. Durumlar böyle yani sonuçta. Pek iç açıcı değil anladığım Yok kadarıyla. değil. Değil. Ne yazık ki değil. Yani işte sanatın hiçbir alanında iç açıcı değil. Yani sadece sinema değil. Hani aramızda ressamlar var, heykeltıraşlar var. Kimse mesleğini bu ülkede şu an uygulayamıyor. Kimse emeğini gösteremiyor. Bir şey koyacaksın, yok. Ahlaka aykırı. O resim olmaz. Bu resim. Nereye kadar bu? Nereye kadar yasak? Ne yapacaksın? Yani nereye kadar bunu tutabileceksin? Ve biraz da artık herhalde yani bütün bu olanlardan sonra yani bu lafı söyleyeceğim, biraz sokak hareketi gerekiyor ya. Bu her şey için gerekiyor yani artık. Susarsak olmuyor. Olmayacak. Durumu vaziyet bu. Bu şeyle ilgili ben açıkçası sinemaya girdik ya, ben bu filmlerle ilgili bir şey soracaktım. Burada notum duruyordu, onu söyleyecektim. Şimdi bir filmin başarı, artık dijital için konuşalım ya da işte sinemayı filmi için konuşalım. Başarı unsurlarını ben merak ediyorum. Şimdi bir filmin başarılı olabilmesi için neler gerekiyor? Şöyle bir örnek var. Recep İvedik filmlerinin görüntü yönetmeni ile Nuri Bilge Ceylan filmlerinin görüntü yönetmeni aynı kişi. Değil. Gökhan Tiryaki. Ha, Gökhan, evet. Gökhan, doğru. Şimdi görüntü yönetmeni aynı kişi. Ben şeyle kamera arkasını vesaire bunları da izledim. Gökhan Tiryaki ile çok yakın istişaresi, diyaloğu var Nuri Bilge Ceylan'ın. Özellikle Ahlat Ağacı filmini arka planında, yani kamera arkasını çok izlediğim için biliyorum. Şimdi birisi Cannes Film Festivali'nde ödül alıyor. Ödül alıyor. Diğeri, yani bu IMDb sitesinde en kötü filmler listesine falan giriyor, öyle söyleyeyim. Peki bu başka ne unsurlar gerekiyor bir filmin başarılı olabilmesi için? Yani bu ülkede Bir de iyi başarıda filmden kasıt nedir? başarıdan kasıt bence hani şu an Gökbakar'ın bilmem kaç milyon tane takip edeni var, fanı var. Şey o yani zaten artık dizi çekilirken oyuncunun şeyine bakıyorlar, fanına. Facebook'ta neler yazmış, şeye dokunur laflar var mı siyasetle ilgili. Özellikle şu an mesela TRT işlerinde ona bakıyorum. Takipçi sayısına bakıyorlar mı? Tabii, bakıyorlar. Bakıyorlar. Benim 130 bin takipçim var, benden oyuncu olur mu?
Vallahi sen benden iyisin. Benim kaç tane var onu bile bilmiyorum. Benim çok Abi, daha senin bir ara muhtemelen olabilir. Instagram sayfanı çaldılar bir ara galiba. Öyle bir Çaldılar, şey çaldılar. vardı. Onu zor kurtardık. Zaten dediğim gibi çok beceremiyorum Instagram'ı. Ya işte bilmiyorum. Halkımız da bu konularda beğenileri çok değişik. Yani işte sokağa çıktığın zaman çalan müzikten tut, bir yere eğlenmeye gittiğin zaman insanların işte hani neye göre dans ediyorlar, neye göre eğleniyor, ona bakıyorsun, anlıyorsun Türkiye'de nelerin daha çok revaçta olduğunu. Yani şey, hala bir arabesk kültür, arabesk yaşayış devam ediyor. Yani o bitmedi, Evet. onu ne yazık ki yenemedik yani. Madam Ali gibi. Cabbar şarkısından da görüyoruz. Dinliyorsunuzdur son dönemlerde. Maruz kalıyorsunuzdur, öyle söyleyeyim. Yani düşünsene bugün işte bu Instagram'da işte ya da TikTok'ta sokak kavgaları izleniyor. Yani insanlar bunları takip ediyorlar. Yani öyle bir toplum oldu. Bunu takip ediyor. Buna beğeni yapıyor. Buna like atıyor. Adam sokakta dövmüş ya. Bunu beğeniyor ya. Yani böyle bir halk olabilir mi ya? Ya da bir kadın darp edilmiş, buna gülücük atıyor. Akıl tutulması diyorum ben buna. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Kesinlikle. Batuhan demiş ki, Hakan abi benim takip isteğimi kabul eder misin abi demiş. Ederim. Beni şu an takip edenler de varsa ne olursun, yani ne olur arkadaşlar, benden Negan sesinden bir şey istemeyin. Daha önce de söyledim. Biz bu işi sanat olarak yapıyoruz, para kazanmak için yapıyoruz. Bizden bunu istemeyin. Yani şeyi de istemeyin ya. Bana Negan sesiyle küfreder misin? Ne demek abi? Yani bunu anlamıyorum ben ya. Nasıl bir istektir, nasıl bir şeydir ya? Ya Ya küfür isteyenler bana mesaj Ben göndersen ben senin ederim. sesinde küfür yani. Abi şöyle bir Promo şey yani. yapalım. Bence Instagram biosuna IBAN hesabını, IBAN Evet. numarasını yazın. Evet. Ses video isteyenler ya da işte ses kaydı isteyenler buraya şu kadar para göndersen, abi şunu gönderdim, dekontu gönderdim, bana bunu gönder desinler. Küfürlü isteyenler 3 katı, Tabii. normal isteyenler 1 katı. Tamam. Tamam. Öyle Bence yapıyoruz. böyle bir çözebiliriz bu olayı. Tamam. Peki. Hoş geldin. Abi çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Güzel bir katıldı. sohbetti. Umarım kimseyi kırmamışımdır. Kimse beni yanlış anlamamıştır. Ama dediğim gibi sadece tek istediğimiz hepimizin iyi bir yere gelmek ve iyi yaşamak. Öyle çok fazla şaşalı bir hayat değil. Hani kiramı ödeyeyim. Birçok şeyi dert etmeyeyim, sıkıntı etmeyeyim ki o zaman ben mesleğimi çok daha rahat yapabileyim. Çok daha böyle verimli yapabileyim. Ama bu koşullarda sürekli stres, sürekli acaba oradan bu ay ne kadar gelecek, bu çıkacak mı, bunun fiyatı düşünmeyeyim artık ya, bu yaştan sonra düşünmeyeyim yani, hiçbirimiz düşünmeyelim. Biz güzel bir şey yapıyoruz ve bu yaptığımız şeyin değerini bilelim, hepimiz bilelim. Yani ses teknisyeninden tut, mixine kadar, çevirmenine kadar herkesin bu işte bir emeği var. Ve hepsinin emeğine sağlık diyorum, hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmemizde, iyi işler yapmamızda, çevirmenlerin, ses teknisyenlerinin, yapım şirketlerinin, herkesin bize bir emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi, inşallah kimseyi kırmamışımdır. Kimse de benim lafımı yanlış anlamamıştır. Yok, Herkese ben yanlış teşekkür ediyorum. anladıkları düşünmüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi IBAN numarasını, IBAN Evet. boyu isterseniz oradan Aynen. gönderirsiniz. En doğrusu bu. F. Çetin demiş ki Soyak Şelale'den selamlar Hakan abiye demiş. Hakan abi iyi ki varsın, seviliyorsun demiş. Batuhan, o son gelen mesajları okuyorum. Akça Karatunç Şelale'den sevgiler demiş. Bizim siteden Bu kadar. ben de onları öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Herkese güzel bir ülke, güzel bir Türkiye diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı Hoşça akşamlar. kalın. İyi akşamlar.